Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Türk Telekom hisse analiziyle karşınızdayız. Türk Telekom hissesinde de geçmişte paylaşmış olduğumuz bir TOBO formasyonunun kırılım sonrası onay çalışmasına şahit olmuştuk. Teknik açıdan bu bölgede onay çalışmasından sonra 1980'lerden, 1990'lardan verdiği tepkiyle şu anki aylık piyot değeri olan 21.59 seviyelerin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdiğini görüyoruz. 2 gündür mevcut hacimleri oldukça güçlü olan hisse senedinde teknik açıdan bunun fiyata yansımadığını görüyoruz. Üst bölgede rakamsal olarak baktığımızda 22.64, 22.54, 21.88 bu bölgedeki direnç noktalarını aşma eğilimi içerisinde biraz sıkıntı yaşandığı gözüküyor. Hisse fiyatlaması buradaki direnç bölgesine geldiğinde karşılaştığı satışları şimdilik pivot noktasına kadar geri çekilerek bu satışları karşılamış oldu. Teknik açıdan hissenin oluşturduğu hacim gücüyle birlikte yukarı yönlü potansiyelini koruyor olması teknik açıdan oldukça pozitif tabii ki. Zira baktığımızda teknik açıdan yine aynı fiyatsal değer anlamında geçmişe göre dolar bazında çok geride kalmış bir hisse senedi olduğunu düşünüyorum. Bu bölgeden tekrar yukarı yönlü kalkıp eğer 23.05 24 hattını kırabilirse aylık R3 seviyesi olan ilk etapta 25.41, daha sonrasında 27.72 ve 29.22'li rakamları kısa periyotta rahat rahat bunları test edebileceğini düşünüyorum aslında. Zira dediğimiz gibi hisse senedi yatay periyoda sarmış olduğu bu dip formasyon olarak gördüğümüz bu formasyonu yukarı doğru taşımak için oldukça geciktiğini düşünüyorum. Tabii diğer hisse senetlerinde oluşturulmuş olduğu trend yapısının dinlenme bölgelerine gelmeleriyle alakalı sıra anca Türk Telekom'a geldi diyebilirim. Yani bir nevi şöyle ifade edebiliriz. Türk Telekom hissesi, Ereğli, Kardemir hissesi, işte Şişe bunlar birlikte Petkim yan yana bekletilmişlerdi. Kızağa çekilmiş hisselerdi. Ve bunların yanı sıra mesela Sasa, Hektaş hisseleri dinlenme bölgelerinde yatay periyotlarda belli rakamlar seviyeler üzerinde tutularak hisse fiyatlaması dengeleme olarak kullanılıyorlardı. Muhtemelen bu hisseler yukarı doğru giderken başka hisselerin düzeltmelerine şahit olacağız. İşte ne bileyim Koza, Kozal, İpek bunlar düzeltme periyotlarına girdiğinde işte bu hisseler yukarı çıkarak o bir hisseler aşağı inerek endeksteki dengeyi korumaya çalışacaklar diye ümit ediyorum. Yani benim görüşüm o şekilde en azından. Teknik olarak da artık bu geri kalan endeksin 5700 seviyelerindeki fiyatlarda hala dolanan fiyatları hakkını verip buralardan güzel primler üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk Telekom hissesi de bunlardan biri. Zaman içerisinde yine paylaştığımız Kardemir olsun, Ereğli olsun, efendime söyleyeyim yine Petkim hissesi olsun. Bu hisselerde geri kalan hisselerde bunlar da hareketlerine ufak ufak başlamış durumdalar. Halihazırda bildiğim kadarıyla aklımda kalan Karsan'da böyle bir onay çalışması var. Bu noktaları bu şekilde ifade etmiş olalım. Umarım bahsettiğimiz hareket devamını sağlayacak ve mevcut rakamsal değeri yüksek bir marj açarak güzel kârlar elde ettireceğini ümit ediyorum teknik açıdan. Madem bahsetmişken şu Karsan hissesinden de bir şey alalım arkadaşlar. Hemen şöyle geriye çekileceğiz. Biraz müsaadenizi istiyorum. Madem videoyu çekiyoruz, kısaca ondan da bahsedip iki hisseli bir video yapmış olalım. Bakın teknik birbirine çok benziyor arkadaşlar. Bunda da aynı şekilde yukarı yönlü bir çanak katlama eğilimi içerisinde TOBO'nun sağ omuz katlaması yapıldıktan sonra aylık pivot değerine doğru 11.26'ya doğru bir geri çekilme yaşadığını görüyoruz teknik açıdan. Potansiyelini yukarı doğru ittirmeye çalışan hisse fiyatlamasının üst bölgede 12.41 üzerinde kapanışlar yapamadığını gördük. Bu noktaları 12.28, 12.41 üzerindeki kapanışlarda hisse fiyatlaması teknik açıdan üst bölgede bulunan hedefi 14.36 olan büyük çanak hedefine doğru gitmeye çalışacaktır. Karsan hissesi de bir ileri iki geri oldukça ağır aksak hareket eden bir hisse görüntüsü çiziyordu. Teknik açıdan bu bölgeyi yukarı yönlü taşıyabilmesi için de RSI'nin dik olması gerektiğini ve aşırı alım bölgesine geçebilmesi gerektiğini ifade edelim. Bu noktada da RSI
Üst bölümde 65'li seviyelerde üst direnci zorlamaya çalışıyor. Momentum ise gayet güzel. Momentum şu an için aşırı alım bölgesinde yerini ve gücünü korumaya çalıştığını görüyoruz. Bu noktada ise fiyatlamasının eğer geri çekilme alanı devam edecek şekilde aşağı sarkarsa 11.26'da bulunan yine klasik olarak sürekli paylaşmaya çalışıyorum. Bu tür hareketlerde geri çekilme alanlarında aylık pivot değeri onay olarak çok güzel çalışır. 11.26 desteğine gelirse belki de gelmeden de döner. Yani bu da kesin gelecek diye bir şey yok ama gelme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ediyorum. Bu noktadan sonra yukarı yönlü hareketin bir önceki tepe noktasını geçip geçmeyeceği çok önemli olacaktır. Bu noktayı özellikle ifade etmiş oldum. Üst bölgede oluşturmuş olduğu 12.28 civarındaki direnç noktasını eğer kırabilirse hissenin önü açılacak. İlk önce 12.91, 13.90 fiyatlarına doğru bir hızlı kaçış görebiliriz. Bakalım Karsan listesinde de bu şekilde yatay destek ve dirençleri ifade etmiş olduk. Teknik açıdan potansiyelinin güzel olduğunu zaten ifade ediyoruz. Güçlü, güzel şirketlerden bir tanesi. Teknik açıdan yine yakın destek seviyesi olarak da baktığımızda 11.58'lerdeki desteği kırılmadığı sürece yukarı yönlü şu anki yakın stopu diyelim. Ama günlük periyotta 11.26'nın altında kapanışlar gelmediği sürece fiyat gücünü koruyarak trendini devam ettirmeye çalışacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bol kazançlı bir borsa gününüz olsun yarın için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.